Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli seyirciler, bugün Nur sohbetleri olarak okuyacağımız ders, vahiy nedir, ilham nedir, ilham ile yazılan eserler ve kitaplar var mıdır? İlhama şeytanlar karışabilir mi? İlhamda şüphe olur mu? Bu konuları inşallah Bediüzzaman Hazretlerinin 7. Şua Ayet-i Kübra'sından beraberce Fırıncı abimiz bize hem okuyacak hem de Hazreti Üstad'la alakalı bu konularda hatıralarını da yeri geldikçe inşallah nakledecektir. Ben şahsen bu parçayı çok değerli buluyorum. Bugünlerde de ilhamla alakalı bakıyorsunuz ki bir kısım insanlar ilhamı külliyen inkar ediyorlar. Bir kısım insanlar da ilhama olduğundan daha fazla değer veriyorlar. Şimdi ilhamla vahiyin arasında ne gibi fark vardır? İlham ne zaman İslamiyet'te ve şeriatta geçerli olabilir? Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur denilen bu asrın efendim tefsiri olan bu kitaptan inşallah yine üstadımızın talebesi olan Fırıncı abinin efendim şeyinden bu dersi inşallah beraberce dinleyeceğiz. Buyur Fırıncı abi. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetül Kübra'nın on dördüncü mertebesi evet olarak görüyoruz. Sonra alemi gayba yakından bakan ve akıl ve kalpte seyahat eden o yolcu acaba alem-i gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikirle çaldı. Tabi bu Risale baştan başa kainattan Halık'ını soran seyyahın müşahedatı. Müşahedat. Evet. Yani bütün kainattan, bütün varlık alemlerinden efendim Cenab-ı Hakk'ı soruyor efendim. Çok çeşitli kapılara müracaat ediyor. Burada da alemi gaybın kapısını çaldı. Kapısını çaldı. Evet. Evet. Şöyle bir fikirle o kapıyı çaldı. Yani madem bu cismani alemi şahadette bu kadar zinetli ve sanatlı hassiz masnularıyla kendini tanıttırmak ve bu kadar tatlı ve süslü ve nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mucizeli ve maharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek, kavilden ve tekellümden daha zahir bir tarzda Allah Allah fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat, perdeyi gayb tarafında bulunduğu bilvedaha anlaşılıyor. Bunları bize anlatmaya çalışan zat, perdeyi gayb tarafında bulunduğu anlaşılıyor. Bilvedâhe. Açıkça. Anlaşılıyor. Elbette ve her halde fiilen ve halen olduğu gibi kavlen ve tekellümen dahi konuşur. Bunları. Tabii Üstad Hazretleri şimdi alemi gayba girmeden önce içinde bulunduğumuz gözümüzle gördüğümüz, efendim kulağımızla işittiğimiz, dilimizle zevkini aldığımız şahadet aleminden bahsediyor. Bahsediyor. Bu alemde biz öyle şeyler görüyoruz ki perde arkasında biri var, kendini bize tanıtmak istiyor. Bunlarla tanıtmak. Baharı bir deste gül gibi, ya insan bir çiçeği kime verir? Ve o çiçeği vermenin manası nedir? Nedir? Ben seni seviyorum, seninle tanışmaya geldim. Gel. Demektir bu. Yani bütün kainatı, bütün mevcudatı
insan oğlunun önüne böyle nimet olarak seren, şu küçücük midemizin hatırı için yeryüzünü bir nimet sofrası yapan. Cenab-ı Hak diyor ki, buna Üstad Hazretleri taarruf ve teveddüt diyor. Evet. Yani hem seviyorum hem seninle tanışmak istiyorum. Âlem-i şehadette bu var. Bunun manası, tabi bunun binlerce örneği var da şimdi konumuz âlem-i şehadet değil. Âlem-i şehadette bunları görüyoruz. Bunun arkasında, perde arkasında, yani gayb aleminde, bizim görmediğimiz alemde birisi var, bunları tanzim ediyor. Evet. Evet Allah. Öyleyse âlem-i gayb şehadetinde onu onun tezahüratından bilmeliyiz dedi. Tezahüratı yani o zat, nedir? O zat ne yapıyor? Evet. Kavlen de konuşuyor. Ha. Bütün mesele bu şimdi. Evet. Yani evet, konuşmasını biliyor. Bir de kalen de konuşuyor. Ha. Efendim. Bu konuşmalar şimdi nelerdir? Kalbi içeriye girdi âlem-i gayba. Evet. Akıl gözüyle gördü ki. Âlem-i gayba girdi. Girdi. Akıl gözüyle gördü, gördü ki. Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati âlem-i gaybın her tarafında, her zamanda hükmediyor. Evet. Kainatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadet vücut ve tevhid Allâm-ül Guyub'tan vahiy ve ilham hakikatleriyle geliyor. Gayb aleminde vahiy ve ilhamın varlığı bu dünyanın ve kainatın varlığından daha kuvvetli bir şey. Kuvvetli. Evet. Yani, demek ki Cenab-ı Hak bir vahiylerle konuşuyor, iki ilhamlarla konuşuyor. Bu çok kesin. Evet. Kendini ve vücut ve vahdetini yalnız masnularının şehadetlerine bırakmıyor. Allah. Yani her bir masnu, her bir sanat eseri, her bir mahluk konuşuyor. Onu yani ben söylüyorum. Falancasının eseriyim, eseri, sanatıyım, onun konuşması. Bir çiçeğe baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın kaç esmasını okuyor üzerinde. O bir konuşmaktır. Ona bırakmıyor Cenab-ı Hak. Kendisi de konuşuyor. Bu sefer. Evet. bırakmıyor. Kendisi kendine layık bir kelam-ı ezeli ile konuşuyor. Evet. Maşallah. Kelam-ı ezeli ile konuşuyor. Yani her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hadsizdir ve o kelamın manası ve kelamının manası onu bildirdiği gibi tekellümü dahi onu sıfatıyla bildiriyor. Sıfatlarıyla. Yani. Burada tabii Üstad çok ilmi şeyler söylüyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hadsizdir. Yani sınırsızdır. Sınırsızdır. Cenab-ı Hakk'ın konuşmasının sınırı yoktur. Her şey mütenahidir. Sıfat-ı ilahiye gayri mütenahidir. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir sıfatının sonu yoktur. Yani konuşması daimidir, müstemirdir, sonsuzdur, nihayetsizdir. Zaten biz şimdi şeyde akaidde bütün Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının efendim namütenahi olduğunu efendim okuyoruz, okutuyoruz. Esas mesele bu. Ama bu gözümüzle gördüğümüz bu kainatta tekellümat-ı ilahiyenin daimi, müstemir ve sınırsız olduğu nasıl bir şey? Nasıl? Şimdi Bediüzzaman'ın dilinden bunu dinleyeceğiz inşallah. Evet. Evet. Yani madem buradan, her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hadsizdir ve kelamının manası onu bildirdiği gibi tekellümü dahi onu sıfatıyla bildiriyor. Evet, 100.000 peygamberlerin aleyhisselam tevatürleriyle ve ihbaratlarının vahyi ilahiye mazhariyet noktasında ittifaklarıyla ve nevi beşerden ekseriyeti mutlakanın tasdik gerdesi ve rehberi ve muktedası ve vahyin semereleri ve vahyi meşhud olan kütüb-ü mukaddese ve suhuf-ı semaviyenin delail ve mucizatlarıyla evet,
hakikat-ı vahyin tahakkuku ve subutu bedahet derecesinde ne? Bedahet derecesine geldiğini bildi ve vahyin hakikati beş hakikat-ı kutsiyeyi ifade ve ifaze ediyor diye anladı. Acaba Fırıncı abi, evet, 100.000 peygamberin oradan bir daha okusak burası... Evet, evet, 100.000 peygamberlerin ve malum 124.000 evet, peygamber diyoruz. Peygamberimizin diliyle öyle. Evet, evet. Peygamberlerin aleyhisselam tevatürüyle, yani üzerinde... inkarı mümkün olmayan haber. Evet, haberleriyle ve ihbaratlarının vahyi ilahiye mazhariyet noktasında ittifaklarıyla. Bütün Resullere şeriat gelmiş. Efendim, yani 100 suhuf var, 100 sayfa var, 4 de kitap var. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Bu bütün peygamberler bu noktada ittifak halinde. Bunlar gelmiş mi? Gelmiş. Evet. Evet. Tasdik gerdesi ve rehberi Nevi Beşer'den ekseriyeti mutlakanın tasdik gerdesi ve rehberi ve muktedası ve vahyin semereleri ve vahyi meşhud olan kütüb-i mukaddese. Vahyi meşhud dedi. Yani görünen vahyi. Görünen. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle değil. Kur'an-ı Kerim yani kelam-ı ilahi, kelam-ı nefsidir. Ha. Çok büyük bir şey vardır. Tarihte Kur'an mahluk mudur, değil midir? Elbette Kur'an mahluk değildir ama kelam-ı ilahi mahluk değildir. Kelam-ı nefsidir. Ama o böyle adaptörlerden geçiyor. Evvela Cebrail aleyhisselama, sonra oradan kalbi Muhammed aleyhisselatu vesselama nakşediliyor. Kur'an'ın nüzul tarzı diğer kitaplar gibi değil. Tevrat levhalar halinde, ağaç tahtalar üzerinde indi. Vahyi meşhud, görünen vahiy onlar. Allah Allah. Ve ehadel elvaha. Efendim Musa aleyhisselam levhaları tuttu, aldı. Ya. Hatta sinirlendi, attı şeye. Kavmi baştan çıktı diye Harun aleyhisselama. Şimdi onlar adeta vahyi meşhud, gözle görünüyor. Allah Cenab-ı Hak o kavme Tevrat'ı levhaların üzerinde yazarak gönderiyor. Efendim görünüyor. Ama Kur'an-ı Kerim efendim innehu le tenzilun min rabbil alemin. Kur'an Allah alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Efendim yine ve innehu le tenzilun min rabbil alemin nezele bihir ruhul emin. Onu ruhul emin olan Hazreti Cebrail indirdi. Ala kalbike, ey Muhammed, senin kalbine nakşedildi. Kur'an farklı. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ Sen insanları sakındırasın diye senin kalbine Kur'an nakşedildi. Hatta Kur'an-ı Kerim ilk indiği zaman Sure-i Kıyamet'e bu zikredilir. Efendim, Peygamber aleyhissalatu vesselam vahyin bidayetinde çok telaş ediyor. Unutursam, öyle ya, unutursam Hazreti Cebrail efendim vahyediyor, Peygamber aleyhissalatu vesselam da durmadan okuyor dudaklarıyla, unutmasın diye telaş ediyor. Cenab-ı Hak ihtar ediyor. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Ey Habibim, sen acele edip de dilini oynatma, dudaklarını oynatma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Kur'an'ı ezberletmek, onu muhafaza etmek, senin kalbine nakşetmek bizim vazifemizdir. Maşallah. Yani bu, yani Kur'an farklı. Diğer kitaplara üstad vahyi meşhud dedi. Aha. Hazreti Üstad'ın akaidi böyle nakış nakış işlemesi var ya, ne derece ilmi olduğunu, hiçbir efendim şeyi noksan bırakmadan cümlelerin arasına sıkıştırması var. Yani az önce dedim, işte Tevrat levhalar tarzında indi efendim. Onlardan hiçbir şey şu anda mevcut değil. Evet. Evet, vahyi meşhud olan kütüb-i mukaddese demek, evet, öyle demek. Evet, o, evet, o demekmiş yani. Evet. Ve suhufu semaviyenin delail ve mucizatlarıyla, evet, hakikat-ı vahyin tahakkuku ve sübutu bedahat derecesine geldiğini gözle görüldü. Bildi. Bildi. Yani. Bildi. Ve vahyin hakikati beş hakikat-ı kutsiyeyi ifade ve ifaze ediyor diye anladı. Anladı. Evet. Evet.
Neymiş? Beş hakikat birincisi, olmuşuz. Evet. لِتَّنَازُلَاتِ الْلَاهِيَّةِ لَا اُكُلُ الْبَشَرِ denilen, beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak tenezzül ilahidir. Cenab-ı Hak kullarının derecesine tenezzül ediyor. Bizim dilimizle, bizim anlayacağımız tarza konuşuyor. Allah. Evet, bu hamur çok su götürür çok de götürür ama bu tabii akaidde mühim bir şeydir. اَتْتَنَزُّلَاتُ الْاِلٰهِيَ اِلٰى اُكُولُ الْبَشَرِ Efendim, yani akıl, insanların aklı derecesine Cenab-ı Hakk'ın kelamının indirilmesi. Burada yani elbette insanların konuştuğu cinsten olacak. Ama Cenab-ı Hakk'ın kelamı, kelam-ı ilahi, kelam-ı nefsi öyle değil. Yeah. O mahluk değil. Bunu anlamayan, bu ince sırrı görmeyen bir kısım halifeler, çok insanın Kur'an mahluk mudur değil midir konusunda başını kesmişler. Kur'an mahluktur. Halbuki Kur'an bizim dillerimizde okunur. Kalbimizde mahfuzdur. Efendim, musaflarımızda yazılıdır, evet. Ama onlar mahluktur. Hafızın sesi mahluktur. Evet. Yani şey öyle, kendi edasıyla okuyor. Kur'an'da yazılan hattat, efendim, Hafız Osman'ın veya Hasan Rıza'nın veya Hamid Hoca'nın işte yazısı, mahluktur o, yaradı. Ama kelam-ı nefsi, Cenab-ı Hakk'a ait olan o, mana, efendim, o hakikat, evet, o kelam-ı nefsi mahluk değildir. Evet. Allah Allah. Fehimlerine koy, bir tenezzül ilahidir. Evet, bütün zîruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen. Evet. Elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktezasıdır. Ne kadar güzel Fırıncı abi ya. Bütün zîruh ne bunlar? Melekler, cinniler, insanlar konuşuyorlar. Ya bunları konuşturan Cenab-ı Hak onların konuşmalarını biliyor. Ya. Hatta onların konuşmalarına da müdahale ediyor. Ediyor. Yani onlara konuşma hassesi versin, kendisi konuşmasını bilmesin. Şimdi burada bizim sıfat-ı seb'a, zatî sıfatlardan ya. Kelam. Kelam. Üstad Hazretleri, yani hayat, ilim, irade, sem, basar, kelam. Hanefi'de bir de tekvin var. Yedi sıfat. Bunun üzerinde kelam, tabi her bir sıfat-ı ilahiye nedir? Efendim, ezelidir, ebedidir. Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmadan önce de kelam sıfatı vardı. Yaratmadan önce de Halik'ti. Varlıkları vücuda getirmeden önce de Rezzak'tı. Bizim akaitteki bizim şeyimiz bu. Mutezile buna ahmaklar itiraz ediyorlar. Hayır, Cenab-ı Hak yaratmadan Halik değildi. Allah Allah. Efendim, mahlukat meydana gelmeden Rezzak değildi gibi çok böyle yanlış bir şeyin içine gir. Bütün mahlukatı Cenab-ı Hak hiçbir mahlukatı yaratmadan da bütün sıfatları kadimdi efendim. Evet. Kadimatun mevsufatu zevali. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları kadimdir ve zevalden masumdur efendim. Aynı zamanda mahfuzdur. Evet. Evet. Rububiyetin muktezasıdır. İkincisi, kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Yani kainatla, mevcudatla, varlıklarla kendini tanıttırsın da yani, efendim, kendisi konuşmasın. Akla zarar. Evet, üçüncüsü, mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakiki insanların münacatlarına Allah Allah. Ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi kelamıyla de mukabele etmek halukiyetin şe'nidir. Yaradan'ın şanı bu. Ya. Yani kendine bu kadar münacat eden kamil evliyaullah var. Ya. Peygamberler var. Onlara da fiilen kelamı ile mukabele etmesi demek ki yaratıcının şanıdır. Şanıdır. Evet. Dördüncüsü, ilim ile hayatın zaruri bir lazımı
ve ışıklı bir tezahürü olan mükâleme sıfatı. Allah Allah. Yani konuşma. Yani. Evet. Kelam sıfatı elbette ihatalı bir ilmi ve sermediği bir hayatı taşıyan zatta ihatalı ve sermediği bir surette bulunur. Allah. İlmi var da konuşmuyor. Allah. Böyle şey olur mu? Yani, efendim yani enteresan bir şey, evet. Nasıl yazmış bunları ya? Evet. Subhanallah. Bu kadar. Evet. Allahu Ekber. Yani şimdi az sonra herhalde bu ilham konusuna da geleceğiz de. Risale-i Nur ilham mıdır, değil midir? Zaten başta vahiyinin peygamberlere geldiğini söyledir. Vahiy değildir ve olamaz. Hı. Ama hep ilham mıdır, değil midir? Canım Bediüzzaman Hazretleri de efendim Ümmahatül Kütüb dediğimiz yani temel kitaplardan 90 cilt kitap ezberlemiş. 80 kitap yapıyor bu 90 şeyi. Yani zaten 20-25 kitabı hafızasına almayana geçmişte icazet vermiyorlar. Hazret Üstad o fotoğrafik efendim hafızasıyla bu kadar kitabı ezberlemiş. Bu var. Bu var. Bir de ilham bunun neresinde inşallah az sonra gelecek. Risale-i Nur'da ilham var mı yok var mu? Var mı yok mu? Efendim evet. Tartışacağız inşallah. Beşincisi en sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak. Hem fakir ve aciz bulunan mahluklarına aciz ve iştiyakı, fakir ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle işar etmek uluhiyetin muktezasıdır. Konuşmasıyla kendini onlara bildirmek ilahlığın gereğidir. Başka bir türlü olamaz. Allah. İşte tenezzül-i ilahi ve tarif-i Rabbani ve mukabele-i Rahmani ve mükaleme-i Sübhani ve iş'ar-ı Samedani hakikatlerini tazammun eden umumi semavi vahiylerin icma ile vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine delaletleri öyle bir hüccettir ki gündüzdeki güneşin şuaatının güneşe şehadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. Evet, maşallah. Evet. Tam ilmi mantık kaidelerine göre. Evet. Ondan, güneş var da ışığı yok. Bu olmayacak bir olma. Şey. Allah var Celle Celaluhu. Efendim konuşması yok. Böyle bir şey olmaz. Evet. Hatta o tenezzülü ilahi dediğimiz. Yani neden insanların efendim konuştuğu aklına gibi tenezzül ediyor? İşte bu konuşmaktır. Yine taarruf-u Rabbani. Yani tanışmak istiyor. Nasıl tanışacak bizimle? Bizimle konuşacak. Efendim Rahmani bir mukabele. Bize merhametle, rahimiyetle karşılaması yine konuşmaktan olur gibi ilahir. Maşallah. Mükâlemeysin. Evet. Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki vahyi anlattı böyle. Evet. Şimdi ilhamlar cihetine yani baktı, vahiy dediğimiz ki, zaman Adem Aleyhisselam'a gelen sahifelerden başlayalım. Efendim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kitaplara kadar. Kitap. Yani her bir peygambere verilen sahifeler suhufu semaviye diyoruz. Bunlara 100 adet olduğu efendim var. Suhufu İbrahim'e ve Musa. Gibi. 4 büyük peygambere de gelen kitaplar var. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim. Efendim bunlar Cenab-ı Hakk'ın konuşmalarıdır. Bunu anladık. Peki ilham ne? Buyur Fırat abi. Evet, sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükaleme-i Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Yani vahiy de Allah'tan geliyor Celle Celaluhu. İlham da. İlham da ondan geliyor ama vahiy ile ilhamın farkı çok. Çok. Bir de Üstad Hazretleri burada bir cümle seçti. Sadık ilhamlar. Hı. Bunu mantıkla baktığımız zaman kâzip
efendim ilhamlar olur mu? Olabilir. Yanlış ilham olur mu? Olur. Ne olur? Efendim, şimdi ileride gelecek o. Yani ilhama, ilham gölgeliği olduğu için bazen bir veli veya bir şahıs kalbine gelen bir kısım şeylerin Allah'tan mı, şeytandan mı ayıramaz. Hatta bununla alakalı mesela Peygamber aleyhissalatu vesselama vahiy geleceği zaman فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِ Allah evvela şeytanın attığı şüpheleri Peygamberin kalbinde temizliyor, neshediyor. Sonra o tertemiz yere ayetlerini ilka ediyor. Şimdi bakın böyle, peygamberlere dahi şeytan musallat olur mu? Olur ama bir şey yapamaz. Tabii ona vahiy kalkanı var peygamberlerde. Peki velilerde vahiy kalkanı yok. Aldanma olur mu? Olur. Olur. Bu konuda çok menkıbeler var. Ama gerçekler de var. Yani Hazreti İbrahim'i şeytan aldatabildi mi? Aldatamaz. Efendim, o peygamber olduğu için Cenab-ı Hak onu vahiy ile koruyor. Yine diğer peygamberler de hep böyledir. Hiçbiri şeytana mağlup olmadılar. Bir de peygamberlerin sıfatların içinde bir ismet sıfatı vardır. Allah onlara günah işlettirmez. Bu da bugünlerde böyle bazen cılız sesler çıkaran insanlar var. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselama tevatür derecesinde sabittir. Peygamber olmadan da hiçbir günah işlememiştir. Maşallah. Evet. Birkaç defa düğüne gidiyor Peygamberimiz. Tabi orada çalgı çengi var. Veya günah şeyler var. İçki var vesaire. Ne içki haram, ne çalgı haram. Bir şey yok. Vay ama Cenab-ı Hak yolda uyutuyor Habibini. Yani bunlar peygamberler hakkında, peygamberimiz hakkında ittifakla peygamberliğinden önce de günah işlememiştir. Maşallah. Peygamber olduktan sonra zaten hiçbir peygamber günah işlemez. Neden? Masumdur. Masum. İsmet sıfatı vardır. Efendim, yani böyle aldıktan sonra ama velilerin böyle bir şeyi yok. Onun için üstad diyor, la yuhti üstad arayan üstadsız kalır. Yani öyle hatasız, o hata olur. Evliyaullah'ın hatası olur. Ha, onların hataları benim sevabım olur, ayrı konu. Hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrebin. Ama peygamberlerin hatası olmaz. Peygamberlerde sürçme olur. Evet. Zelle denir ona. Evet. Ama hata, günah olmaz. Evet. Evet. Bu ilhamları bir anlayalım. Burada bir şey geldi aklıma. Geçen de bayramda bir şeylerle yani o gün üç yerde ayrı ayrı bayramlaşma şeyine katıldım da evet. Birisi de hanımlarla bir genç kardeşimiz sordu. Yani kalbimizden gelen şeyle nefsimizden geleni nasıl ayıracağız? Harika. Harika bir sual sordu. Ne kadar güzel. Ben, evet, evet. Ben birden aklıma şey geldi. Dedim Allah'ın yapın dediklerini o kalp şeyinden gelendir. Yapmayın dedikleri de ondan nefsin evet. tesiriyle onları yapmak istersen nefis orada. İmam Gazali'nin böyle bir tavsiyesi var. Din bak, nedir diye soruyorlar da. Ha. Yani nefsin emrettiği şeyin zıttıdır diyor. İki farkı var dedik. Sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâlem-i Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Birincisi, ilhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melâke vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi haşmet-i saltanat ve hakimiyet-i umumiye haysiyetiyle bir yaverini bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıta ile beraber bir içtima yapar, sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi, sultanlık unvanı ile ve padişahlık umumi ismiyle değil, belki kendi şahsıyla hususi bir münasebeti ve cüz'i bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir âmi râiyetiyle
ve hususi telefonuyla hususi konuşmasıdır. İlham böyle. Öyle de Padişah-ı Ezeli'nin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat Hâlık-ı ünvanıyla vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şumullü ilhamlarıyla mükâlemesi olduğu gibi her bir ferdin, her bir zihayatın Rabbi ve Hâlık-ı olmak haysiyetiyle hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzı mükâlemesi vardır. Öyle de Padişah-ı Ezeli'nin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat Hâlık-ı ünvanıyla vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şumullü ilhamlarıyla mükâlemesi olduğu gibi her bir ferdin, her bir zihayatın Rabbi ve Hâlık-ı olmak haysiyetiyle Allah. Hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetlerine göre bir tarzı mükâlemesi vardır. İkinci fark bu. Bu birinci farkı böyle şey etti, ikinci farka girdi. Evet. Vahiy gölgesizdir. Safidir, havası hastır. Yani peygamberlere. İlham ise gölgelidir. Renkler karışır. Umumidir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit pek çok envalarıyla denizlerin katreleri kadar Kelimat-ı Rabbaniye'nin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor. لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتِ رَبِّي ayetinin bir veçhini tefsir ediyor, anladım. Vahide şüphe olmaz. Ha. Peygamberlere gelen sahifeler Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Bunların tabi ilk geliş, üç kitabın ilk geliş kaydıyla bunlarda da şüphe olmaz. Amen. Yani peygamberlere geldiği zaman çok açık seçik şüpheye mahal bırakmayacak şekilde gelmiştir. Evet. Her hele Kur'an-ı Kerim'in nüzulü zaten yani Cenab-ı Hak düşünün. Kur'an-ı Kerim'de la yessemmauna ilel mele'il a'la ve yukzefuna min kulli canib. Şeytanlar, cinniler tabi böyle şeylerden, meleklerden kulak hırsızlığı yapıyorlar. Ne konuşuyorlar? Semavatta olan hadiseleri konuşuyorlar. Ne yapıyorlar onlar? Kahinlere getiriyorlar. Kahinler de onların getirdiği yarım yamalak, doğru yanlış işittiği şeyleri efendim gelecekten haber vermeye çalışıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in nüzulü anında, nazil olduğu anda Cenab-ı Hak la yessemmauna. Artık onlar kulak hırsızlığı yapamayacaklar diyor. Bitti. Bundan sonra meleği alaya çıkamazlar. Çıkarlarsa ne olur? Kalkar her taraftan taşlanırlar. 15. Evet. Efendim sözdeki şeytanların recmedilmesi meselesinde çok muhteşem bir Kur'an'ı bir şey. Ha Cenab-ı Hak ne yapıyor? Cinnilerin sahasını, şeytanların sahasını daraltıyor. Daha fazla Üstad Hazretleri ancak şeye kadar, aya kadar çıkabilirler. Daha yukarıya mele-i âle artık çıkamazlar. Zaten ondan sonra Kur'an nazil olmaya başladıktan sonra şeytanlar meleklere kulak hırsızlığı yapamadıkları için kâhinler de kepenk kapatma mecbur olmuşlar. Bitti. Kâhinlik devri kapandı. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu kadar efendim şüpheden hali böyle bir şey olmaz elhamdülillah. Ama şeyler nedir? Efendim ilhamlar nedir? Efendim ilhamlarda yanlış bir şey olabilir mi? Gölgelidir, renklidir, karışabilir. Gerçi, ama ilham vardır. Sadık ilhamlar vardır. Evet. Büyük bir velinin şeriat dairesine söylediği şeyler eğer efendim İslam'a uygunsa elbette alınır. Yine bizde
El ilhamu leyse min esbabil marifeti diye çok güzel akaidde. İlham ilim yollarından bir yol değildir. Bizim Efendimiz şöyle şöyle ona bir ilham gelmiş. Namaz artık 3 vakit olacak dese biz bunu hemen ne yaparız? Reddederiz. Çünkü bizde ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Hadis-i Nebeviye'dir. Bu konuyu da önümüzdeki programda inşallah konuşacağız. Hoşça kalın efendim. Allah razı olsun. El Fatiha. Allah'a emanet.